Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size güveçte üstü kaşarlı mantarlı et kavurma yapacağız arkadaşlar. Malzeme listelerimizi saymaya başlayalım. Burada danadan kuşbaşı etimiz var. Burada bir adet soğanımız, 4-5 diş sarımsağımız. Burada bir miktar, bir 200 gram kadar mantarımız, 2 tane domatesimiz, 2 yeşil biberimiz, 2 kapya biberimiz var. Biraz tereyağımız, baharatlardan da pul biber, kekiğimiz ve tuzumuz var. Biraz da ayçiçek yağımız var efendim. Hadi yapmaya başlayalım. Evet efendim. Malzemelerimizi gördüğünüz gibi doğradım. Soğanımı, sarımsağım burada. Yeşil biberim burada. Domatesim burada. Kapya biberim burada. Etlerim burada. Mantarlarım da burada. Kuşbaşı etlerime yakın olacak büyüklükte doğradım. Ve de malzeme listemize ilave olarak burada kaşar dilimleri de koydum. Bunlara en son işimiz olacak. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımıza geçiyoruz ve yapım aşamasına başlıyoruz. Evet, tenceremizin altını yaktık. Ayçiçek yağımızı tenceremizin dibine döküyorum. Yaptık. Sonrasında bırakırlar kendini. Evet. Gördüğünüz gibi suyunu çekti etimiz. Şimdi soğan ve sarımsağımızı ilave ediyorum. Evet, soğan sarımsağımızı da bırakmıştık. Şimdi biberlerimizi ilave ediyorum. Evet, şimdi domateslerimizi ilave ediyorum. Evet, en son olarak da mantarlarımızı veriyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hemen hemen olmak üzere. Şimdi tuzunu ve baharatlarını vereceğim. Evet, öncelikle tuzunu veriyorum. Biraz kekik. Biraz da pul var.
İsteğinize göre daha fazla baharat atabilirsiniz. Karabiber falan da yakışır. Şu acıyı sevmiyor. Bu yüzden pulver yeterli bizim için. Evet, etimiz pişti. Etimizi çabalarımızın içerisine alıyoruz. Evet efendim, etlerimiz pişti gördüğünüz gibi. Güveçlerimizi de aldık. Şimdi bunun üzerine böyle tereyağı atıyorum. Üzerlerine birer dilim kaşar eritiyorum. Evet, bunları bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi bunları da 180 derecelik bir fırına atacağım. Hemen hemen 180 derecelik fırında da bir 25 dakika falan kalacak. 25 dakika sonra da yemeğimiz hazır olacak. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Biraz da bunun içerisinde etlerimiz iyice yumuşayacak. Çok yumuşak, güzel bir yemeği olacak. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Çıktığında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet efendim, güveçlerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi dibine de biraz tepsi yanmasın diye su koyarak attım. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Şimdi iftarda afiyetle yiyeceğiz bunu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi tereyağı da suyla birlikte karıştı. Çok lezzetli ve güzel gözüküyor. Kaşar da çıtır çıtır oldu. Yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.